Merhaba. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Kadın ve Kültür Konferansları serisinde bugün medyada kadın temsili üzerine konuşacağız. Kadınlar toplumsal, siyasal, ekonomik pek çok alanlarda eşitsizliğe maruz kalıyorlar. Bu sadece Türkiye'de değil, dünyanın hemen her ülkesinde çeşitli biçimlerde yaşanan bir sorun. Peki neden bu eşitsizliğe ve ayrımcılığa maruz kalıyor kadınlar? Neden çalışma yaşamında, siyasette, toplumsal yaşamda ikincil konumda yer alıyor? Burada elbette cinsiyete dayalı bir ayrımcılık söz konusu. Hem tarihsel hem de toplumsal olarak cinsiyetten kaynaklanan davranış kalıpları ve cinsiyetlere biçilmiş roller kadınları ikincil bir konuma yerleştiriyor. Bu bugüne ait bir mesele değil. Kadınlara ilişkin bir problemi tartıştığımızda tarihsel kökleri antik Yunan'a kadar uzanan bir kamusal alan kavramına referans yapıyoruz. Kadının kamusal alandaki varlığını, bu varoluşun sorunlu taraflarını inceliyoruz ve kadının özel alandan çıkması gerektiği üzerinde duruyoruz. Şimdi bu antik Yunan düşüncesindeki kamusal ve özel alan ayrımı kadının bugünkü konumuna da kaynaklık eden bir kategori. Bu ayrım o dönemde polis ve oikos biçiminde tanımlanmış. Polis şehir devleti yani özgür yurttaşlara ait bir kamusal alan. Burası rasyonelitenin alanı ve erkeğin alanı. Buna karşılık oikos ise hane hayatını temsil ediyor. Kadın ve çocuklara ait bir özel alan olarak tanımlanıyor. Bu alanlara atfedilen özelliklere bakacak olursak, kamusal alanda ortak çıkarların, siyasetin, resmi ilişkilerin alanıyken, özel alanda duyguların, aile yaşamının, kabullenilmiş eşitsizliğin ve doğal yasaların alanı olarak görüyoruz. Dolayısıyla toplumsal yaşamın özel alan ve kamusal alan biçiminde bölünmesi kadınların özel alana hapsedilmesine neden oluyor. Bu durumda tabii kadın kendisini birey olarak var edemediği gibi toplumsal yaşamdaki üretim süreçlerinin bir parçası haline gelmekte büyük engellerle karşılaşıyor ve üretim sürecinin bir parçası haline gelmekte bir güçlükle karşılaşıyor. Bu durum hala tabii geçerliğini koruyor. O halde kadınların kamusal alana girmesini önleyen koşulların gerek yasalar gerekse toplumsal yaşamdaki mevcut ayrımcılığın önüne geçmek için atılacak adımlarla mümkün. İşte burada medya toplumsal yaşamdaki ayrımcılığın dönüştürülmesinde çok önemli bir role sahip. Çünkü medya çok güçlü bir araç. Medya izleyiciye sunduğu içeriklerle dikkat çekme, gündem oluşturma ve farkındalık yaratma gibi bir potansiyele sahip. Dolayısıyla kadınların medyada temsil edilme biçimlerinin kadınların lehine olacak şekilde düzenlenmesi gerekiyor. Oysa biz medyada cinsiyetçi ve eşitsiz toplumsal ilişkilerin olduğu içerikler görüyoruz. Bu noktada medyanın tabii önemini ortaya koyabilmek için şu soruyu sorabiliriz. Medya toplumsal gerçekliği sadece yansıtır mı yoksa üretir mi? Medya elbette ki toplumdaki ekonomik, siyasal ve toplumsal güç ilişkilerinden bağımsız değil. Bunu elbette yansıtır ama aynı zamanda da bunları yeniden üretir. Bir başka biçimde yeniden kurar, değiştirir. Dolayısıyla medya temsilleri insanların toplumsal gerçekliği anlamlandırmalarında önemli bir referans noktası. Ve medyanın da sahip olduğu bu gücün kadın mücadelesine ve daha eşitlikçi bir toplum idealine katkı sağlamaya dönük bir şekilde kullanılması gerekiyor. Peki kadınların medyada temsili nasıl? Bu soruyu sorduğumuzda da iki ana başlık açmamız gerekiyor. Birincisi, kadınların medya içeriklerinde nasıl yer aldıkları, yani nasıl temsil edildikleri. İkincisi ise medya sektöründe çalışan olarak kadınların nasıl temsil edildiği, yani kadınların istihdam oranları. Öncelikle kadınların medya içeriklerinde nasıl temsil edildikleri üstüne duracak olursak, kadınların biz çoğunlukla anne ve eş olarak ya da cinsel nesne olarak temsil edildiklerini görüyoruz. Yani izlediğimiz reklamlarda, dizilerde, haberlerde çoğunlukla bu iki kategori içinde görüyoruz. Örneğin reklamları ele alacak olursak, anne ve eş olarak işte temizlik, yemek ve çocuk bakımından sorumlu bir kadın figürü karşımıza çıkıyor.
Kadınların yaşam alanlarının sıklıkla evle sınırlandığını görüyoruz. Ev içinde de çoğunlukla mutfak ve banyoda görüyoruz kadınları. İnatçı lekelerle savaşanlar hep kadınlar oluyor. Temizlik her zaman kadının sorumluluğu olarak gösteriliyor. Dolayısıyla aile içindeki eşitsiz iş bölümü reklamlar üstünden yeniden üretilmiş oluyor. Kadın eğer anne değilse bu kez de kadını biz bakımlı ve güzel olarak görüyoruz. İşte kullandığı ürünlerle baş döndürücü bir güzelliğe sahip, daima güzel, bakımlı ve fit kadınlar görüyoruz. Bu ideal kadın imgesi tabii zihnimize yerleştiriliyor. Bir yandan da kadın bedeni sihirlik bir hale geliyor. Ve aynı zamanda da kadının tüketici olarak konumu da pekiştirilmiş oluyor bu reklamlar aracılığıyla. Yine reklamlarla ilgili önemli bir ayrıntı, böyle detaylarda gizlenmiş bir takım ayrıntılara girecek olursak, uzunca bir süre, belki son zamanlarda bunun değiştiğini ve dönüştüğünü söyleyebiliriz ama çok uzun bir süre, sadece reklamlarda, sadece kadınlara yönelik reklamlarda bile kadınlara ne yapması, nasıl yapması gerektiğini söyleyen bir erkek sesi vardı. Yani dış ses dediğimiz. Uzmanlık, bilgi, deneyim, güven bunlar hep erkek sesiyle ilişkilendirildi. Şimdi işte bu söylediğimiz gibi mesela bazen daha açık ve bazen de daha örtük bir biçimde. Ama bir cinsiyetçi yapı var bu tarz reklamlarda ve bu önemli. Yani reklam bizim için önemli. Neden? Çünkü reklamlar sık tekrarla mesajı hızlı bir biçimde hedef kitleye ileterek etkileme gücüne sahip. Sık tekrar meselesi de önemli çünkü medyanın ürettiği mesajlar ve imajlar tekrarlandıkça bunlar gerçeğin yerine geçiyor. Yani medyada gördüğümüz şey aslında bir kurgu olsa bile yani fiction olsa bile bir müddet sonra bunun biz olgu yani fact haline geldiğini görüyoruz. Burada iletişim araştırmacısı Todd Gitlin'in önemli bir tespiti var. Gitlin diyor ki eğer yani medya metinlerinin biz bir kurgu olduğunu bilsek bile, bunu bilenler bile medya metinlerini gündelik hayatta hakikatin kendisi olarak algılıyorlar diyor. Çünkü gündelik hayatta izlediklerimizin kurgu olduğunu sürekli kendimize hatırlatmıyoruz. Ama izlediklerimiz de bir yandan zihnimize yerleşmiş oluyor. Dolayısıyla biz bu içeriklerin reklam olduğunu bilsek bile bizim gerçeklikle ilişkimiz bunlar üstünden biçimleniyor aslında. Bu yüzden önemli. Tabii gerçeklik dediğimiz zaman elbette haber türüne de bakmamız gerekiyor. Yani haber içeriklerindeki kadın temsilleri nasıl? Şimdi öncelikle burada söz konusu içerik haber bile olsa medyanın ticari bir endüstri olduğu, kar odaklı bir yapısı olduğunu unutmamak gerekiyor. Haberler de belli bir sermaye ve pazar yapısı içinde üretilen medya metinleri. Ama tabii ki kurmaca ve kurgu metinlerle kıyasladığımızda bir gerçeklik iddiası taşıdığı için haber medyasındaki gömülü cinsiyetçi örüntülere karşı farkındalık geliştirmek ve bunları doğal kabul etmemek daha da önem kazanıyor. Şimdi kadınlar haberlerde ağırlıklı olarak meslekleri, icraatları ya da başarılarıyla değil, daha çok kadın kimlikleri, bedenleri ve mağduriyetleriyle öne çıkıyorlar. Haber de tabii kendi içinde türlere ayrılıyor. Politik, siyasi ve ekonomik gündemin belirlediği bir ciddi haberler var. Bir de sağlık, güzellik, magazin gibi yaşam tarzı haberleri var. Ciddi haberlerde baş aktör erkekler olurken kadınları biz daha çok yaşam tarzı haberlerinde görüyoruz. Ve tabii yine burada bir de maalesef kadınların en çok şiddet içerikli haberlerde görünür olduğunu söylemek lazım. Bir de tabii yine haberin içeriği ne olursa olsun kadın bedeninin ya da kadın kimliğinin bu içerikten bağımsız bir biçimde haberle ilişkilendirilmesi söz konusu. Ve bu meslek sahibi kadınlar için de böyle. Yani örneğin bir kadın siyasetçiyle ilgili yapılan bir haberde haber siyasetçi olmasından ziyade kadınlık durumu üstünden kurgulanıyor. Burada mesela önceki yıllara ait birkaç başlık vermek, örnek vermek gerekirse, önceki yıla ait gazetelerden, mesela şöyle bir başlık atılmış.
giyimleriyle genel kurula renk kattılar. Haber şöyle devam ediyor. Genel kurul salonunda arka arkaya yapılan oylamalar ve hararetli tartışmalar ortamın gergin havasını yansıtıyor. Ancak meclisin kadın vekilleri bu havayı bir anda değiştirdi. Giyimleri ve davranışlarıyla meclisi yumuşatan kadın vekiller havaların ısınmasıyla gardıroplarını yeniledi. Şimdi burada tamamen aslında kadın vekillerin kadınlık konumlarının öne çıkartılmaya çalışıldığı, işte toplumsal cinsiyet kalıplarının yeniden üretildiği bir habercilik örneği görüyoruz. Yine bir başka haberde, işte kadın milletvekilleri önceki gün rengarenk giysileriyle genel kurula bahar esintisi getirdi. Bir başka haberde yine bir vekille yapılmış röportajın şu kısmı manşete çekilmiş. Kursa gitse de yemek yapmayı beceremediğini açıkça itiraf etti. Yani burada tabii ki kadın siyasetçiler kendi sözlerinin, fikirlerinin, çalışmalarının siyasal alana yapacağı katkılar gibi konunun esas bağlamından kopartılıyor ve daha magazinel bir biçimde temsil ediliyorlar. Ve biz bu benzer durumu aslında ve pek çok farklı alanda da görüyoruz. Mesela spor haberlerinde de biz bunu görüyoruz. Örneğin Avrupa Şampiyonlar Ligi finalinde kupayı alan ünlü İtalyan voleybolcu güzelliğiyle göz kamaştırıyor. Şimdi aynı haberin aslında farklı gazetelerde de yürek hoplattı, nefes kesti gibi ifadelerle yer aldığını görüyoruz. Dolayısıyla burada da aslında kadın sporcunun bedeni ve güzelliği ön plana çıkartılıyor ve sportif başarılarının önüne geçiyor. Yani aslında her ne kadar kadınlar kamusal alanda daha çok görünürlük elde etmiş olsalar da bu sefer de nasıl görünüyorlar, nasıl bir temsil diye bunu sorguluyoruz ve o zaman da kadınların ikincil konumlarının devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla bunu dönüştürmek gerekiyor. Kadınların haber metinlerinde en çok görünür olduğu alanlardan birisinin de şiddet haberleri olduğunu söylemiştik. Şiddet haberlerinde durum nasıl? Bunun da üzerinde hassasiyetle durmak gerekiyor. Bu tür haberleri yaparken çünkü şiddetin estetize edilmemesi gerekiyor. Bunun magazinleştirilmemesi gerekiyor bu tarz haberlerin. Şiddete uğrayanın değil, şiddeti uygulayanın teşhir edilmesi gerekiyor. Mağdurun değil, failin fotoğraflarının yayınlanması ve olayın öyküleştirilmemesi gerekiyor. Çünkü şiddeti de ayrıntılı bir şekilde tasvir ettiğimiz zaman şiddetin de normalleştirilmesine hizmet edebiliyor bu bir biçimde. Dolayısıyla da burada çok dikkatli davranmak lazım. Yani kadının davranışının herhangi bir suça zemin oluşturan bir sebep gibi sunulmaması gerekiyor. Çünkü şiddetin hiçbir gerekçesi olamaz. Oysa biz bu tarz bir hassasiyetle yapılmış bir habercilikten çok işte öfkeli koca dehşet saçtı, işte kıskanç koca dehşeti gibi artık kulağa çok tanıdık gelen ve şiddeti örtük biçimde meşrulaştıran bir haber dili görüyoruz. Ve sık tekrarlanan bu ifadeler sayesinde işte öfkeli bir kocanın dehşet saçması da doğallaştırılıyor. Bu haber ya da reklam metinlerinde işte kimi zaman aleni, kimi zaman örtük biçimde olan bu cinsiyetçi örüntüleri açığa çıkarmak için metnin yapısı çok önemli. Metni oluşturan dile bakmak gerekiyor. Olay ve olgular hangi sözcüklerle ifade edilmiş? Yani etken ya da edilgen hangi eylem yapıları kullanılmış? Çünkü çok masum ya da zararsız gibi görünen sözcük seçimleri ve cümle kurguları cinsiyete dayalı bir ayrımcılığı yeniden üretebiliyor. Neden? Çünkü toplumsal gerçeklik dilde kuruluyor ve dil aracılığıyla kuruluyor. Yani toplumsal iktidarın yeniden üretimi için gereken o ideolojik çerçeveyi bize dil ve söylem sağlıyor. Dolayısıyla da dilde gerçekleşecek bir dönüşüm uzun vadede bile olsa, evet hemen bugünden yarına değil ama uzun vadede bile olsa toplumsal pratiklerde bir dönüşüm potansiyeli barındırıyor, bunu yaratıyor. Örneğin Türkiye özelinde yine yakın sayılabilecek bir tarihten örnek verecek olursak, Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği 2018 yılında cinsiyet eşitliğini gerekçe göstererek ismini Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği olarak değiştirme kararı aldı. Şimdi bu önemli bir adım. Bunların devamının gelmesi gerekiyor. Bayan değil kadın, işte bayan voleybol takımı değil kadın voleybol takımı diye ısrarcı olmak gerekiyor.
Çünkü ancak böyle böyle bu çabalar sayesinde, bu küçük küçük adımlar sayesinde biz toplamda bir dönüşümü yaratma şansını yakalayacağız. Medyada popüler bir durum olan dizilerde peki durum ne? Biraz da dizilerden bahsedelim. Şimdi dizilere bakacak olursak da tabii ki yine belli stereotipler görüyoruz. Ya fettan işte kötü kadın karakterler görüyoruz, ya da işte anne ve eş olarak kadınlar görüyoruz. Kimi zaman da böyle işte sakar, beceriksiz, şaşkın ve bir erkeğin idaresine ihtiyaç duyan kadın profilleriyle karşılaşıyoruz. Kadınların yine belli meslek gruplarına sıkıştırıldığını görüyoruz. Toplumsal olarak kadına uygun görülen mesleklerde görüyoruz kadınları çoğunlukla. Yani kariyer sahibi ve kadının başarı öyküsü üzerine odaklanan hikayeler değil de aksine şiddete maruz kalan kadın hikayeleri görüyoruz. Ve bu şiddet tabii ki her zaman fiziksel şiddet olmak zorunda değil. Sözlü olabilir, psikolojik olabilir, ekonomik şiddet olabilir. Burada diziler özelinde karşılaştığımız en önemli sorunlardan bir tanesi ve en tehlikeli şeylerden bir tanesi şiddetin sevgi adı altında meşrulaştırılması. Bunu fiziksel şiddet özelinde konuşacak olursak eğer, şimdi bedene kişinin rızası dışında yapılan her temas şiddettir diyoruz. Fakat dizilerde biz kadınların zorla alıkonulduğu, itilip kakıldığı ve bunun sevgi ve işte aşk adı altında yapılarak romantize edilmeye çalışıldığı bir anlatı dili görüyoruz. Bu tür dizilerde şiddet mağduru kadınların kurtuluşu da yine ancak başka bir erkeğin himayesinde ya da başka bir erkeğin sayesinde mümkün kılınıyor. Dolayısıyla bu içeriklerin dönüştürülmesi ve kadının medya metinlerinde mağdur değil de güçlü, kendi ayakları üzerinde duran, mesleki başarılarıyla rol model oluşturan bir şekilde temsil edilmesi gerekiyor. Genel olarak medyada, işte dizilerde, haberlerde ve reklamlarda durumu böyle özetleyebiliriz. Peki yeni medyadaki durum nasıl? Biraz da oradan bahsedecek olursak eğer, geleneksel medyadan söz ettik. Yeni medya ortamı tabii alternatif bir yurttaş medyasına olanak sağlıyor ve katılımcı bir kültüre imkan veriyor. Dolayısıyla demokratikleştirici bir potansiyele sahip. Bu bütün işte çalışmalarda zaten herkesin üzerinde ortaklaştığı bir konu. Özellikle de sosyal medya uygulamaları tabii kadınların yaşadıkları eşitsizlikleri ve ayrımcılığı deşifre ederek kadın mücadelesini gündemde tutmaya aracılık ediyor. İşte farkındalık yaratmak, kamuoyu oluşturmak, karar verici mekanizmaları harekete geçirmek, bunlar sosyal medyanın kadın mücadelesinde çok önemli bir araç haline gelmesini sağladı. Bu açıdan da tabii ki yeni medya çok kıymetli. Ama tabii öte yandan da yeni medya bundan ibaret değil. Yani kadınların yine geleneksel medyada olduğu gibi yeni medya ortamlarında da toplumsal cinsiyet kalıpları içerisinde olduğunu çok sık rastlıyoruz. Örneğin işte gazetelerin web sayfalarında kadın fotoğrafları üzerinden bir tür galeri haberciliği yapıldığını görüyoruz. Tık kaygısı yine ekonomik bir yere bağlanıyor aslında. Medyanın o ticari endüstriyel yapısına bağlanıyor. Tık kaygısıyla kadın bedeninin teşhir amaçlı sunulduğunu görüyoruz. Haberin içeriğinden bağımsız bir şekilde tıklanma sayısını artırmak için kadın bedeninin metalaştırıldığını görüyoruz. Yani şöyle başlıkları herhalde hepimiz rastlamışızdır. İşte son hali görenleri üzdü. Makyajsız yakalandı. Gelin diğer makyajsız yakalanan ünlülere hep beraber bakalım. Onların galerilerini de görelim gibi. Yani yeni medyanın da toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini yeniden üreterek dolaşıma sokan bir tarafı da var. Peki tüm bunlar karşısında medya ne yapmalı? Nasıl bir yol izlemeli? Elbette tabii ki bu olumsuz kadın temsillerinin egemen olduğu medya içeriklerini dönüştürmek gerekiyor. Medyada cinsiyetçiliğin üretiminin bir nedeni de aslında bunları üretenlerin çoğunun erkek olmasıyla da ilişkilendiriliyor.
yani kadın bakış açısını medyadan dışladığınızda medya içeriklerinde eril bir zihniyet yapısı hakim oluyor. Dolayısıyla da hem üretim sürecinde hem de karar alma mekanizmalarında yer alan kadın medya profesyonellerinin artırılması gerekiyor. Kadınların medya sektöründeki varlığının artırılması gerekiyor. Bu mevcut temsil biçimlerine dönüştürmek için son derece önemli bir adım. Ama tabii bu da her zaman yeterli olmuyor. Çünkü kadına şiddeti merkezine almış ve tüm anlatısını bunun üzerine kurmuş bir popüler diziye bakıyorsunuz, senaristlerinin kadın olduğunu görüyorsunuz. Demek ki bu da yeterli değil. O halde ne yapmak lazım? Yani gerekirse işte medya sektörünün her kademesindeki çalışanlar için ya da dışarıdan buraya işte bir şekilde hizmet sağlayanlar için bir takım eğitimler olmalı, bir takım farkındalık yaratacak düzenlemeler yapılmalı. Bu konuda bir duyarlılık geliştirilmeli. Dile yerleşmiş cinsiyetçi kalıplar içeren söylemler dönüştürülmeli. Medya ayrımcılıkla mücadele etmeyi bir hedef olarak benimsemeli. Yani bu sahip olunan güç mevcut eşitsizlikleri yeniden üreten bir araç olarak değil, kadın mücadelesine olumlu katkı sağlayan bir araç olarak bize fayda sağlamalı. Kadın kimliği sadece eş ve çocuk üzerinden ya da mağduriyet üzerinden tanımlanmamalı. Kadın kimliğiyle, başarılarıyla ve aynı zamanda karşılaştığı toplumsal hayatta karşılaştığı sorunlarla medyada temsil edilmeli. Ve yine daha da önemlisi, kadınların bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri, çözüm taleplerine ilişkin görünürlükleri olmalı. Yani medya bunları görmeli, bunları yansıtmalı. Kadına ses olmalı. Tabii ki bizlere de burada pek çok görev düşüyor. Yani bizler de bu içeriklerin tüketicileri olarak daha bilinçli olmalıyız. Cinsiyetçi olmayan içerikler konusunda daha talepkar olmalıyız ve bu taleplerimizi dile getirmeliyiz. Özellikle de işte kanaat önderi dediğimiz ya da büyük izleyici kitleleri tarafından takip edilen kimseler, gündemde yer alan kişiler bu konularda daha duyarlı ve daha hassas olmalı. Toplumsal bir bilinç oluşturabilmek için. Dolayısıyla aslında daha yapacak çok iş var. Hepimize düşen bir takım görevler ve roller var. Hepimiz bu konuda biraz daha hassas, daha farkında ve daha bilinçli bir şekilde davranmalıyız. Ama bu konuda yavaş yavaş da yol alınıyor da olsa bir şekilde bir dönüşümün, bir farkındalığın geliştiğini düşünüyorum. Öyle umut ediyorum. Umarım kadınların medyada temsil edilme biçimleri kadınlara daha iyi rol modeller oluşturacak şekilde o kadın mücadelesine katkı sağlayacak biçimde dönüşür diyerek bitirmek istiyorum konuşmamı. Umarım bu konuşmada işte izleyenler açısından bir nebze de olsa bir farkındalık oluşturulmasına katkı sağlamıştır diyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler.